Assalomu alaykum. Informatika faniga qiziquvchilar, video darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi video darsimizda Python dasturlash tilida funksiyalar va o'zgaruvchilarga doir dasturlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi dasturimiz sharti quyidagicha: n natural son berilgan. Ushbu ketma-ketlikni hisoblovchi dastur tutishimiz kerak. Birinchisi dasturimizda, demak, protsedura yordamida bajaring degan, ya'ni mana shu ketma-ketlikni protsedura yordamida hisoblash dasturini tuzamiz. O'tgan video darslarda ham ko'rib chiqqandek, define, ya'ni deep bizda funksiya va protseduralarni e'lon qilishda ishlatiladigan kolleksiya. Mana shunday boshlanadi. Endi protsedura nomini e'lon qilamiz. Masalan, hisoblash degan protsedura nomini shunday oldik, hisoblash. Bu bizda, ya'ni protseduralar qiymat qaytarmaydi, funksiyalar qiymat qaytaradi. O'zi biz, demak, mana shu protsedura nomini e'lon qildik. Endi ketma-ketlikni hisoblashda takrorlanish operatoridan foydalanamiz, ya'ni for i in range bizda birdan to o'sha n'gacha borsin. Endi n'gacha borishini biz n plus 1 desak, o'sha n'gacha hisoblaydi. 2 nuqta pastdan birorta hisoblagich olamiz, s hisoblab boraversa nimani? Demak, i ko'paytirilgan qavsda i plus 4 ni qadam 4 ga teng plus 4 ni hisoblab boraversin va print chop qilsin. Ya'ni mana bu yerdan biz agar print deb yozadigan bo'lsak, bu har takrorlanishda natijani chiqaradi. Shuning uchun takrorlash tugagandan so'ng mana bu yerda print endi natijani chiqaradi. Izoh uchun yig'indi teng deb izoh sifatida keyin s ni chiqarsa bo'ladi. Endi mana shu protsedurani ishlash, demak, to'liq mana shu ko'rinishda ishlaydi. Endi sonni kiritib va mana shu protsedurani chaqirib ishlatamiz, yetadi. Ya'ni bu yerda biz n sonni kiritamiz, nechigacha kelishi kerakligini int input qavs ochib input, bu yerda izoh uchun n sonini kiriting deb izoh sifatida yozamiz va shundan so'ng mana bu hisoblash degan protsedurani chaqirib natijasini olsak bo'ladi va bu yerda yig'indi uchun s ni, demak, boshlang'ich qiymatini s teng 0 deb takrorlanishdan yuqorida e'lon qilib qo'yamiz. Xotiraga saqlab F5 tugmasini ishlatib ko'ramiz. Bizda son kiriting deyapti. Masalan, 2 ni kiritadigan bo'lsa, 2 ta adadni hisoblaydi. Ya'ni 1 kara 5 5, 2 kara 6 12. 15 12 ga, demak, 5 17 deb chiqarish kerak. Yig'imni to'g'ri hisoblayapti, 17 deb chiqardi. Va hokazo mana shunda ishlatish mumkin. Masalan, 10 desam, mana o'sha ketma-ketlikda 10 ta yig'imni 605 ga teng bo'ladi ekan. Demak, dasturning tuzilishi mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Ikkinchi dasturimiz sharti: a va b natural sonlar berilgan, a va b sonlardan kattasini topish funksiyasini tuzing debdi. So'ng funksiyadan foydalanib a, b va c sonlar ichidan kattasini topish dasturini tuzing. Endi bu yerda bitta funksiya yozamiz, ya'ni ikkita sondan kattasi aniqlab beradi. Undan so'ng yana shu funksiyani ichida bitta funksiya yozamizki, o'sha ikkita sonlar kattasini uchinchi son bilan taqqoslab eng katta uchta sonni eng kattasini topish dasturini tuzamiz. Ya'ni funksiya e'lon qilamiz. Masalan, birinchisi max bo'laversin. Mana shu max funksiyasi ikkita qiymat qabul qiladi hozircha: a va b. Endi mana shu a va b ni taqqoslab eng kattasini aniqlab olamiz. If agar a katta b dan bo'lsa, u holda return, ya'ni qiymat qaytarsin, nimani qaytarsin? Bu yerda o'zi a katta bo'ladi agar shart bajarilsa. A aks holda bo'lsa, agar shart bajarilmasa, u holda b katta bo'ladi. Shuning uchun return b ni qaytar degan qiymatni bering. Mana shu bizga o'zi ikkita sondan eng kattasini aniqlab beradi. Endi yana bitta funksiya e'lon qilamiz. Masalan, uchta son bo'lgan uchun max 3 deb nomlayman. Bunga kiruvchi qiymatlar a, b, c, uchta qiymat qabul, demak, parametrlarni e'lon qildik. Endi mana shu tepadagi, yuqoridagi mana bu funksiyani chaqirib ishlatamiz. Ya'ni mana shu yerda return max, ya'ni ikki marta shu funksiyani yozamiz. Max a b, mana bu yerda mana bu yozganimiz o'zi a bilan b dan eng kattasi keladi va shularni ichida eng kattasini yana c bilan taqqoslashni yozdik mana. C bilan taqqoslaydik, uchta sonning eng kattasini topadi. Endi faqat qiymatlarni kiritish qoldi bizda, ya'ni a ni kiritamiz int input, demak, izoh uchun a teng deb qo'yamiz. Xuddi shunday b ni e'lon qilamiz
input. Ben ham iron koyamız. İzokçunu çıkarıştı. Ve seni ham kuduşunda butun tıpta kırtamız. Ve izokçunu seyit tekdik yazalım. Şimdi ekranı çok kılıçta fakat biz üçe okurdu funksiyonu. Max 3 diyen funksiyonu normalde yoksa yeterli print. Eğer izok için yazadigan bo'lsa eng katta son, shularning ichidan eng katta son, virgül, keyin o'sha funksiyaning nomini yozamiz. Ya'ni bizda max 3 edi funksiya. Ya'ni shunda turibdi natijalar, mana bunda qiymatlarni yozamiz. A, B, C qabul, demak parametrlarni yozdik. Xotiraga saqlab bajarib ko'ramiz. F5. Mana A soni katta beramiz, qolganlarni kichik sonlarda beramiz. Eng katta son 15. Yoki yana xuddi shunday ishlatib masalan, ikkinchi son B'ni katta son yozamiz. Eng katta son topdi yo'q. Xuddi shunday uchinchi sonni eng katta son deb. Mana eng katta son 200 deb chiqarib berdi. Mana bu dasturning umumiy tuzilishi. Navbatdagi uchinchi dasturimiz sharti quyidagicha. Berilgan to'rtta sonning eng kichigini topuvchi dastur tuzing. Buning uchun min 4 abcd funksiyasini yarating debdi. Endi bizda to'rtta son kiritiladi. O'sha to'rtta sondan eng kichigini aniqlab olamiz. Buning uchun mana bu yerda endi max emas, min degan bitta funksiya nomini yozdim mana min. Endi bu yerda hozircha ikkita sonni eng kichigini aniqlash funksiyasini yozamiz. Va shuni keyin ikkinchi funksiyaga chaqirib to'rtta son uchun hisoblaymiz. Ya'ni yuqoridagiga o'xshagandek, a katta bo'lsa b'dan, u holda kichigi bizda return b bo'ladi. B'ni qaytarsin. Aks holda bo'lsa, u holda kichigi bizda a bo'ladi, a'ni qaytarsin. Mana shu min funksiyasi bizda ikkita sondan eng kichigini topib berdi. Endi ikkinchi funksiyani e'lon qilamiz, ya'ni bu to'rtta son bo'lgani uchun min 4 bo'laversin. Va bu yerda A, B, C, D parametrlarini e'lon qildim. Endi bu return, ya'ni qaytarsin nima? Bizda mana shu yuqoridagi funksiyani ya'ni 3 marta yozamiz, ya'ni min, min va yana bir marta qavs uchun min. Endi mana bu yerda A, virgül B desam, mana bu yuqoridagi funksiyadan ikkita sondan eng kichigini topib beradi. Virgül shularni keyin C bilan taqqoslab yana bir marta eng kichigini topadi. Virgül keyin yana D bilan oxirgi mana minimiz demak D bilan hisoblab topib mana bu demak min 4 funksiya natijasini aniqlab beradi. Mana shunday yozdik. Endi mana shu ABCD to'rtta sonni kiritishni yozamiz. Input bizda A ni kiriting. Tengiz xuddi shunday B ni kiriting. B teng deb yozdik mana. C sonni ham kiritib olamiz. Input. Input. İzoh uchun C teng. Va xuddi shunday D ni ham e'lon qilib olamiz. Ya'ni D teng int input D teng deb e'lon qildik mana. Endi chiqarishda funksiya nomini mana oxirgi min 4 degan funksiya nomini e'lon qilamiz. Ya'ni print ekranga chiqarishda yoki izoh uchun yozishimiz mumkin. Eng kichik son deymiz. Yok, to'rtta sondan eng kichik desek ham bo'ladi. Eng kichik son virgül oxirgi funksiya ya'ni min 4 va parametrlar a, b, c, d ni e'lon qilamiz mana. Endi buni xotiraga saqlab bajarib ko'ramiz. Endi sonlarni kiritish so'rayaptimizda. Kiritamiz 5, 6, masalan 12, 9 desam, eng kichik son 5 deb chiqadi bu yerda. Yoki yana sharf ko'rishimiz mumkin. Masalan 15, 26, 2, 200 desam, eng kichik son 2 deb chiqarib berdi. Yani dasturning tuzilishi mana shunday ko'rinishda bo'lar ekan. 4-chi dasturimiz sharti. Berilgan A haqiqiy sonning K butun darajasini topuvchi dastur tuzing. Buning uchun daraja A K funksiyasini yarating deb deyilgan shart.
bunların fonksiyonlamanı birinci berilgenlik abi derece deb olamız ve ikkita qiymat yani A, K parametrelerini elon kıldım. Sonra dörden doğru şu yerde rektörün POV deyemizde bana şimdi demek ki operatör bu yani bu bizde işte POV bu işte ihtiyori sonunu, ihtiyori derecesini soğuklar berada. Demek bunu yosçumuz mümkün A, K deyip elon kılsak böyle. Bana şu AK yani A'nın kainçi derecesini sopla bir adıza. Bundan sonra yine A blan K'nı kırtsak yeterli bize. Yani A hakiki degen için bir de float dedim. Yani float bizde yani input kırtamız. Bir de A'nı kırtayım. Bana A'nı kırtı oldu. K'nı ha kuduşunda kırtıp olan yani bu bütün tipte diyen çok onu intip kırtıp olamaz. Kateyinde bana şimdi görünüşte yazayım. Şimdi natijan çıkarsın birsek böyle print print bir yerde yazışımız mümkün fonksiyon olma çakıramız derece demek A, K, D yol sıfatı bana şimdi yazalım sonra fotoğrafı sakla işlet görelim. Masalan 2'nin kubu bölgen bölse 8 belki 8'ini 4'incisi bölgen bölse 4096 deyip bana bizge ise oblad berdi. Yani A hakiki bölgen için bana şundaki görünüşte osul böl yaptı. Nabattaki 5. dasturumuz şartı İngilizce harfa rakamlardan ibaret son berilgen ushbu satır qancha raqamdan iboratligini hisoblovchi dastur tuzing debdi. Ya'ni bizda raqam ham harf ham aralash kiritilgan. Shu yerdan raqamlarni alohida ajratib olib, nechta sonda nechta borligini anglab berishi kerak. Shuni bajaramiz. Ya'ni bizda birinchi ishlatamiz, ya'ni bir o'rta satır tipda oladigan bo'lsak, S deb olamiz buni mana. S input satır kiritamiz. Bir yerde satır kırtın degen izah sözünü yazarız. Bana satır kırtın. Ve for operatörden faydalanıp bacarsak böyle de for i in s takibinden yani s'nin içinden ol numara. Demek bir yerde iki nokta. Şu yerde şart koyalım. Yani tekşiriş için. If agar i nokta bir yerde yazarız. İznamerik. Yani bu bizde iznamerik bu agar belge rakam bölse roz kıymat kaytaradı. Agar ya, rakam bölmese yani harf böladigen yok on false kıymat kaytaradı. If agar mana şu rakam böladigen bölse o holda bir de rakam degen özgar uçu olamız. Mana şu rakam degen özgar uçuge bir de da kuşu buraya. Agar bunda bölmese agar bunda bölmese aks holda bölse else aks holda bo'ladigan bo'lsa bu holda harf bo'ladi-yu bitta harf degan o'zgaruvchi olamiz mana shu harfga bitta qo'shib boraver endi bu yerda raqam bilan harfni mana bu takrorlanishdan oldin qiymatlarni 0 deb qo'yamiz ya'ni raqam teng 0 va harfni ham harf teng 0 deb qiymatlarni berib qo'yamiz va shundan so'ng ekranga chiqarishni bersak bo'ladi ya'ni bizda print bir alohida alohida yozsak bo'ladi ikkita printda masalan umumiy raqamlar deb masalan umumiy raqamlar soni desak ham bo'ladi umumiy raqamlar soni masalan apostrof yopib bu yerda raqam degan o'sha o'zgaruvchini qiymatini oladi mana bu raqamlar nechta bo'lsa xuddi shunday keyingisida print umumiy harflar harflar soni desak ham bo'ladi harflar soni virgul harf degan o'zgaruvchini qiymatini olib kel xotiraga saqlab ishlatib ko'ramiz satr kiritamiz masalan aralash 3ta 4ta raqam bo'ldi 1 2 3 4 5 ta harf bo'ldi umumiy raqamlar soni 4'te
Bunu her platformda 5 defa okudum. Bana şimdi işler görüşümüz mü okudum. Mesela salonum sözünü yazdım ki 2 tane 4 ile 5 yazdım. Bana ummi rakamlar sonra 2 tane harfler sonra 5 tane deyip çıkarıp bir yaptım. Bana şimdi görüntüde yazışımı okudum. Kengi. 6. dasturumuz şartı belirgen sonra aksilan turuvchi dastur tuzing masalan 123'dan 321 sonra olsa kolay funksiyadan faydalanan değil mi? Yani hoca sonra tezkar görünüşte yazışımız gerekirken bunu funksiyayla ilan kılalımız yani deyip bir yerde aksilantır işte funksiyonu onunla şimdi ilan kılalımız dasturken mos bile de aksilantır iş ve bir yerde yine yazalımız while operatörden faydalanan bacarsak böyle adı yani kırıkça sonumuz işte noldan katta böyle adı yani böyleyse u holda m özgar uç olanımız m önce kırıkken sonumuzda önge bölüp kolduğunu oladı m ve şarkıya boruşlu için yana bitti bana bir de no, kator yazalımız bana bu şarkıya boradı yani kırıkken sonumuzda önge bölüp boradı noldan to şu an şart yolun bugünce bacarladı bu. Ünge bölüldü. Buton kısmını olup boradı. Noldan kattam yana işleyelim. Vavgazı şimdi boradı. Şimdi bana şu vakte bizde bir de S demek. Şovla geç. Yüzge olup borsa S değer. Satır görünüşte M ne? Yani M ge bizde ünge bölgendeki okur bir rakam geliyordu. Şu okur bir rakam kışı borsa. Yani kilitken sonunda S değer satır ge ilan tıradı. Bunun için bir de S'nin kıymatını bölüşü sıfatı da bir an boşlanmış kıymatını bölüşü sıfatı da bir an. Böylece kilo sonra her birini okur gibi mesela 123 ise 123'ün önüne bölüldü kolda kısmı uç. Uçuna oladı bölüşü yakışadı uç. Yani 123'ün önüne bölüp 12'ne itadı. 12'ne ham önüne bölüp kolda kısmı 2. 2'ne oladı. Uçunda devamı da 2'ne yazadı. Yani 1. 1'in şart bacarıda önüne bölüp kolda kısmı 1. 1'ini koşadı. Yani şart yolun bölüldü. Bütün kısmı bacarılmaydı. Kuduşunda işleyelim. Endi mana shunda qiymat qaytarsin. Return shart to'liq bajarilgandan so'ng esni qiymat sifatida qaytarsin va sonni kiritishni yozamiz. Int input n kiriting degan so'zni yoki n teng deb yozdim. Va funksiya nomini chaqirib bu yerda chiqaramiz ekranda. Print akslantirish edi bizda. Akslantirish funksiya nomi. Chaqirib ishlatdi va bu yerda n bizga o'sha sonimizni kiritamiz. Endi mana shunday ko'rinishda bo'ladi bizda. Xotiraga saqlab ishlatib ko'ramiz. Masalan, 123 sonni kiritsam, 321 deb chiqadi bu yerda yoki masalan, mana bunda 5 5 xona son bo'ladigan bo'lsa, mana shu shunday ko'rinishda hosil bo'lar ekan. Keyingi 7-chi dasturimiz sharti. 0 bilan tugaydigan sonlar ketma-ketligi berilgan. Uning raqamlari yig'indisini sikl ishlatmagan holda hisoblash dasturini tuzing. Masalan, 1790 bo'lsa, raqamlari yig'indisi 17 ga teng, shuni chiqarib berish kerak ekan. Funksiyadan foydalanib bajaramiz, faqat sikldan, takrorlanishdan foydalanmasdan bajarish kerak ekan. Funksiya nomini raqam deb nomlayman. Raqam, masalan, n ni kiritib olamiz. N mesela bana şöyle de şart koyalımız if agar n teng mi 0 ya degen şartını koyalımız agar 0 ya teng böyle degen bilse n bu holda return 0'unu kaytarabilirsin bu agar 0 ya teng bölmese bu holda return yani bizge kavusta bana bir de n ile bölüp önge kolda kısmına ol plus bana pilot fonksiyonu mu rakamını yana bir yerde demek n önge bölüp buton kısmını oluşturuyor ya da int elon kılamız int ana int elon kıldık bir takavuz iki de uç takavuz ne bir kitamız ve şundan sonra n'i kırtsak böyle adı bir yerde int input n'i kırtayım deb yozdik va chiqarishda funksiya nomini chiqaramiz yoki izohli izoh sifatida chiqaradigan bo'lsak buni f endi bu yerda yozishimiz mumkinki
en o'sha kiritgan sonimiz teng. Keyin o'sha funksiya nomini chaqiramiz. Ya'ni raqam edi bizda funksiya, raqam n ni chaqiramiz. Qalqni yapamiz. Va mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Xotiraga saqlab ishlatib beramiz. Masalan, 1790 kiritsam, 1790 kiritsam, bu yerda xatolik berdi. Mana bu yerda demak 6-chi satrda deyapti. Hozir raqam, ha bu yerda funksiya nomini berdi. Raqamga ne qolib ketgan ekan? Shu uchun funksiya nomini topolmagan. Xotiraga saqlab boshqatdan ishlatib ko'ramiz. 1790 deydigan bo'lsak, mana raqamlar yig'indisi 17 deb chiqarib berdi. Yoki F5. Yana ishlab ko'ramiz masalan. Mana bunday bo'ladigan bo'lsa, raqamlar yig'indisi 915. Raqamlar yig'indisi 15 va hokazo. Mana shunday sonlarni kiritib ishlatib ko'rishimiz mumkin. Mana bunday ko'rinishda bo'lsa 5, 7, 12, 18. Raqamlar yig'indisi 18 deb mana bizga chiqarib beryapti. Keyingi 8-chi dasturimiz sharti. Tonna, kilogram va gramlarda berilgan birlikni gramga aylantirish funksiyasini yozing debdi. Ya'ni bizda 3 xil parametr kiritiladi. Tonna, kilogram, gram. Shuni gramda chiqarib berish kerak ekan. Funksiya yordamida bajaramiz. Ya'ni funksiya nomini e'lon qilamiz. Masalan, dasturga mos gram bo'lsin. Gram degan funksiya e'lon qildim. Bunda T, tonna, kilogram, gram qiymatlari kiritiladi. Bu yerda to'g'ridan to'g'ri bitta g o'zgaruvchi gram bo'lgani uchun g o'zgaruvchi olaman. 1 million ko'paytirilgan T deyman plus. Ya'ni bizda 1 kilogram 1000 gram 1000 ko'paytirilgan K plus. Keyin gramni o'zi kiritilgan sonni. Ya'ni gramni o'zini qo'shaversin. Va bu yerda keyin return qaytar. Ya'ni bizda g ni o'zini hisoblab ber. Va endi kiritamiz, tonnani kiritamiz. Bu yerda T deb oldik. Int. Input bu yerda izoh sifatida tonna deb qo'ysak bo'ladi tonna. Keyingisi kilogram k deb olsak int. Input bu yerda kilogram teng deb chiqadi bizga va keyin gramni o'zini ham yozamiz. Int. Input gram teng deb mana izoh sifatida chiqadi va funksiya nomini ekranga chiqaramiz. Gram degan edik biz funksiya nomini gram t k g. Agar davomida yana biz gram deb yozmoqchi bo'lsak, ana bu yerda izoh sifatida ham kiritishimiz mumkin. Ya'ni g shunchaki izoh sifatida o'tirib beradi. Masalan, namunada berilganda 14 tonna 32 kilogram 125 gram deyilgan edi. Mana shunday ko'rinishda hosil bo'lar ekan. Ya'ni 14 million 32 ming 125 gramga teng bo'lar ekan. Yoki boshqa kichikroq sonlardan ishlatib ko'rish mumkin. Mana 4 tonna misol uchun 25 gram 126 kilogram 125 126 gram desak, mana shunday ko'rinishda hosil bo'lar ekan. Va hokazo bir nechta sonda ishlatib ko'rishimiz mumkin. 1 tonna 26 kilogram, masalan 300 gram desak, yani 1 million 26 ming 300 gramga teng bo'lar ekan. Hozircha mana shular. Keyingi video darslarda görüşmeyeceğim. Hayır.